Herkese merhaba. Ben İngiliz Sustam. Bugün Turkey and Beyond Borders Critical Voices New Perspectives seminer serisinin devamı olarak bir konuşma yapacağım. İlkin davetleri için özellikle Pınar Dinç'e, sevgili Pınar Dinç'e, ardından bütün elbette ki çalışma ekibine ve proje dahilindeki katkılarını sunan bütün emektarlara çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ders özellikle yani bu 45 dakikalık içinde elimden geldiği kadar hızlı bir biçimde anlatarak elbette gideceğim. Dersin ana başlığı şu: Kürt alanında direniş biçimleri, Arap Baharı'ndan Rojava'ya toplumsal ekoloji ve kolonyalizm gibi bir tartışma olacak. Ama sadece Rojava elbette meselesinde değil ama aslında Orta Doğu'da Kürt alanının direniş biçimleri ve küresel alandaki kalkışma biçimlerinin nasıl yan yana ilerlediği ve bu yeni dönemdeki kalkışma biçimlerindeki kodların, siyasal kodların ya da yeni özgürleşme alanlarının hangi biçimlerde kendini farklı türlü gösterdiğine dair bir tartışmayı açmaya çalışacağım. Ki yani farklı bir analize girmeye çalışıyorum. Bu tabii benim yeni çıkan Kırıdan Sapmalar, Sokak Mukavemetleri ve Yeni Başkaldırılar adlı kitabımın da devamı. Daha önce Paris 8'de anlattım, Yeni Özgürleşme Alanları adlı dersimin de devamı olarak sunacağım. O derslerin bir devamında gelişecek bu. Şimdi elbette ortaya çıkan benim beklenilmeyen başkaldırı biçimleri olarak tanımladığım, hatta bugün artık toplumsal hareketler okumasının çok ötesinde, bu klasik okumanın pek çok ötesinde kendini barındıran ve 1990'lar sonrası özellikle ekoloji hareketiyle birlikte küresel ekoloji hareketiyle, işte küresel direniş biçimleriyle, alternatif küreselleşme hareketleriyle vesaire bunlarla birlikte eğimlenen, yani post-sovyetik dönem dediğimiz o dönemde kendini ortaya çıkaran tartışmanın kontekstin içine elbette ki Kürt siyasal dinamiği, Kürt özgürleşme dinamikleri, Kürt direnişleri ya da Kürt öznerliği de kendini dahil ediyor ve dolayısıyla aslında son 30 yıllık bir perspektif burada, perspektifi burada tartışma açmak istiyorum. Bu bağlamda Orta Doğu alanları, Avrupa ve diğer dünyadaki ayaklanma biçimleri bundan çok uzak olmayacağı için arada bir farklı alanlara girip çıkacağım, işte Gezi direnişinde mesela. Ama elbette ki özellikle Bağkur, Rojava ve Güney Kürdistan alanlarında kalmayı tercih edeceğim. Yani Türkiye Kürdistanı, Suriye Kürdistanı ve Güney Kürdistan alanında, Irak Kürdistan alanında kalmayı tercih edeceğim. Belki bu genel anlamıyla dersin ilk mütevazını ortaya çıkaracak ve siyasal ayaklanma hafızasına dair konuşmamızı sağlayacak bir tartışmayı aralayacak. Şimdi Orta Doğu'da Kürt sorunu, şimdi şu anda kendini bir siyasal ekoloji bulmacasında elbette ki ifade ediyor ama bu derste de görüleceği gibi Orta Doğu'daki Kürt sorununun en temel tezlerinden birisi sömürgecilik meselesi. Ve Kürt alanının, birçok farklı alanlardaki Kürt alanının özgürleşme pratikleri ve bugün ekolojik özgürleşme ve kadın özgürleşme pratiklerinin hepsi aslında aynı zamanda sömürgecilikle, yani kolonyalizmle de karşılaşma, çatışma ve kolonyalizmle birlikte farklı bir okumaya girme gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Sömürge toplumlarının krizini de anlatan bu şey aynı şekilde 21. yüzyılda heterojen ya da heteroflit bir siyasal direniş biçimi ortaya çıkaran Kürt siyasallarının ya da Kürt öznerliğinin ortaya çıktığından bahsetmek gerekiyor. Hani bunun içine çevre sorunları, yani Hevsel Direnişi'ni, burada Diyarbakır Hevsel Direnişi'ni hatırlamakta ya da Van'daki ekoloji toplantılarını veya 2010'daki Mezopotamya Sosyal Forumu'nu hatırlamakta fayda var. Feminist hareket, Kürt Kadın Feminist Hareketi ve Kürt özgürleşme mücadelesinin farklı dinamiklerini hatırlamakta fayda var tabii ki. Bu şey belki de Kürt alanının yeni güncelliği ve yeni öznerliği demek istiyorum ki artık bu 1970'lerin o ortodoks Marksist ya da Marksist okuması ya da Maoist okumasının pek ötesinde olan başka bir şey anlatıyor: Kürt kolonyalizmi. Kürt kolonyalizmi tartışması sanırım kavram olarak ilk benim tartışmaya açtığım, hatta Kürt baharının etrafında örgütlenen ama bir şekilde elbette ki neoliberal diğer güçlerin, güç odaklarının ya da iktidar biçimlerinin kendisiyle de çatışma haline giren bir yönetimselliğinde, yani oluştuğunu, mikro yönetimselliğinde oluştuğunu, özellikle Rojava alanında bunun oluştuğunu söylemekte fayda var. Türkiye alanında ise özellikle 2000 sonrası HADEP'in sanırım 33 tane belediye pratiğiyle, yani
oradaki alternatif belediyecilik ve ekolojik belediyecilik tartışması üzerinden yürütülen ve sonradan demokratik konfederalizm denilen Abdullah Öcalan'ın tartışmayı başka türlü götürmek istediği bir makro tartışmanın içine girdiği elbette bir durum var. Ama bugün işte hani korona ve korona sonrası durumu da dikkate aldığımızda görüyoruz ki bugün artık hani nüfus kontrolünün ve otoriter neoliberal hükümetlerin bu kadar kendini dinç bir şekilde yeniden örgütlediği bir zamanda hani buna AKP örneğini, Bolsonaro örneğini, Putin örneğini ve daha birçok örneği tabii daha öncesinde Trump örneği vesaire ama Orta Doğu'daki farklı Maghreb'deki mesela otoriter rejimleri, Suriye diktatörlük rejimi vesaire ya da İran'daki diktatörlük rejimini örnek verebiliriz ve bunların öyle ya da böyle bir şekilde Kürt direniş biçimleriyle bir kontekstsel, Kürt konteksti içinde bir ilişkiselliği var, bir yakınlaşması var. Kürt siyasal hareketinin 1970, işte 78 sonrası çıkışı ve 1984 sonrası silahlı mücadeleyi tercih eden bir alana yönelmesi elbette ki bir Marksist-Leninist özgürlükçü hareket dinamiydi ve antikolonyal bir okumayı gerektiriyordu o dönemlerde. Hani bu anlamda Abdullah Öcalan'ın kendi kitaplarına bakıldığında zaten bunun perspektifi çizilmekte. Ama elbette ki bu belki ilk dönem antikolonyal direnişin ve 1970 Kürt siyasal hareketlerinin farklı farklı Kürt siyasal hareketlerinin işte Dede Kodan Kaba'ya, işte Rızgari'den Kuka'ya başka başka Kürt siyasal hareketlerin örgütlenme biçimleri ve bunların sınır ötesi İran Kürdistan'ı, Irak Kürdistan'ı ve Suriye Kürdistan'ı ile ilişkilenen bugün Rojava denilen alanla ilişkilenen sınır ötesi ve intraetatik olan yani intrastate olan ilişkiselliğini vurgulamadan geçmemek gerekiyor. Bu hafızanın etrafında belki de Kürt özgürleşme dinamiği 1980 darbesi sonrası Türkiye alanında farklı bir direniş biçimini kendine kabul gördüğü, şiddetle ilişkilenen bir Kürt gerillacılığını ortaya çıkardı. Ama artık bundan daha farklı bir yerde olduğumuzu söylemekte fayda var. Kürt siyasal direnişin bu ilk antikolonyal okumasından bugün ekolojinin, alternatif pedagojinin, işte kadın özgürleşmesinin ve farklı kimliklerin, farklı dinamiklerin, toplumsal cinsiyet kimliklerinin tartışmasını da fitilleyen başka bir sosyolojik okumanın ve hatta antropolojik okumanın içine girdiğimizi söylemekte fayda var. Bugün tabii ki referanslar artık Hamit Pozarsan'ın da söylediği gibi şiddete eğilimli referanslar değil ama hala kolonyalizmle hesaplaşan başka türlü bir örgütlenme ekonomisini ya da başka türlü bir toplumsal özgürleşme dinamiğini ortaya koyan bir durumu ortaya veriyor. Yani mesela bu anlamda 2016'daydı sanırım. Kürt ekoloji aktivistlerinin Van bildirisinde toprağımızı, suyumuzu ve enerjimizi ortaklaştıralım. Demokratik özgür bir yaşam inşa edelim. Sloganıyla ortaya çıktıkları düzenledik konferansın en enteresan şeylerinden biri aynen kadın özgürleşmesinde olduğu gibi. Yani kadın bedeninin sadece erkek tarafından hapsedilmesi, sömürülmesi değil, aynı zamanda sömürgecilik tarafından, yani sömürgeci patriarka tarafından kadın bedeninin ya da LGBTQ bedenlerinin sömürgeleştirmesini bu sömürgecilik pratiği üzerinden okuyan bir Kürt öznelliğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu durum artık hamallık filan meselesinden daha başka bir şey. Demekte fayda var. Bu meseleye daha sonra geleceğiz tabii. Ve Türkiye Kürdistan'ındaki ya da Kürt alanındaki bu tartışmaların bir ihtibası da elbette yani 2015 sonrası özellikle de AKP gibi otoriter bir rejimin savaş çığırtkanlığı ve barış sürecini bitirmesiyle ortaya çıkan nekropolitik siyaseti ise bu okumaların etrafında benim belirttiği anlamda belki okumakta ve bütün bu tüm eşitsizlik alanlarını yeniden işte hani bir mesela Kürt yeniden okumakta fayda var. Yani mesela Kürt göçünün bir iç göç olmadığı, zorunlu politik bir göç olduğu üzerine sosyolojik tartışmaya artık tamamen girmenin, yani bu iç göç meselesinin aslında ihtiva olarak Türk
etosun içine yerleştirilen sömürgeci bir refleks olduğunu ve bunun sosyal bilimlerde ne yazık ki hala kendi diyalektiğini teşvik ettiğini söylemekte de fayda var. Ve bunu nasıl çatlatıyor? Kürt özgürleşmesi bunları nasıl çatlatıyor? Bu görüş ayrılıklarını ortaya çıkarar. Görüş ayrılıkları yani Ranciere'in kavramlarından birisi. Disensusların oluşmasını sağlayarak nasıl da mesela HDP gibi bir dinamiği ortaya çıkarıyor. Bileşenlerin oluşturulduğu maddi koşullara dayanan özgürleşme dinamiğinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda Rojava'da bir devrim ilan edebiliyor. 2012 devriminde referans ediyorum. Yani Kürt alanındaki kentsel ayaklanma kültürüyle bunu uzak okuyamayız. Kürt sorunun ya da Kürt direnişinin kamusal alanda özgürleşmesini ifade ederken hani bunu eskatolojik anlamda bir dini form içinde okuyan bazı sosyolojik arkadaşların yani işte Mücahit Birici gibi hamal okumasının pek yanlış olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü Kürtlerin bu son 30 yıllık sosyolojisinin tamamen sekteye uğratıldığı, okunmadığı, üzerinden çok hızlıca geçildiğini gösteriyor ki bunun okunamadığını da gösteriyor. Dolayısıyla kentleşme dinamiklerinin içine yerleşen bu direniş ve yeni kalkışma biçimlerinin tamamen bu hamal okumasından çok ki bu çok dediğim gibi idealize edilmiş bir okuma. Kürtlük sürekli bir mağduriyet içinde Kürtlere sanki aktör ya da hani aktör kavramı taşabiliriz. Aktör ya da özne ya da öznellik itibası vermek istemeyen eksik bir okuma olduğunu söylemekte fayda var. Dolayısıyla biz burada durmayacağız. Bu tartışmaya girmiyoruz. Bunu kapatıyoruz. Ve neden Kürt özneleşmesinin hatta bir aktör siyasetinden de çıkarak pratik anlamda üç aşamalı başka bir perspektife dahil olduğunu söyleyeceğiz. Bu üç aşamalı perspektiften birisi tabii ki antikolonyal dönem. 1970'ler ve 1984'teki silahlı mücadele tercih dönemi. 2. 1990'lar sonrası yavaş yavaş işte kurumsallaşma hareketinin başlamasıyla özellikle de kültürel alanda, sanat alandaki birçok şeyin ortaya çıkmasıyla kendini gösteren postkolonyal yani işte dergicilik, gazeteler, televizyon 1995 vesaire derken bunların hepsiyle birlikte ortaya çıkan bir postkolonyal durumun olduğunu söyleyeceğiz. Üçüncü dönem ise belki de dekolonyal bir durum. Yani sömürgesizleşme dönemi ve bu şey, bu süreç sanırım HADEP'in işte 33 tane belediyeyi 2000 itibariyle hani bu tarihte hata yaparsam düzeltin lütfen beni almasıyla başlayan bir süreçti. Ve burada anakronik bir okumadan daha çok söylemek isterim ki kolonyalizm pratiğine göre Bakur, Rojava, Roşkilat ve Başur alanlarının yani dört farklı Kürdistan alanlarının yani farklı kontekstlerini kurarak okumak gerektiğini elbette fayda var. Ama şunu da tabii ki biliyoruz ki hani bu sınır aşırı ve intrastate okumasının içine yerleşen yeni Kürt öznerliği, benim subaltern dediğim bir dönem, mağdur olan o Kürt öznerliğinin içinde toplumsallığında cereyan eden farklı çatışma dinamiklerinin sosyolojik ve antropolojik parametrelerin ortaya çıktığı ise söylemekte fayda var. Bunun belki de en önemli üç tane kentinden hani bildiğimiz anlamda bahsetmek gerekiyor. Birincisi Diyarbakır, Amed. İkincisi Hevler, yani Erbil olarak geçen. Ve üçüncüsü bugün Rojava alanındaki üç kantonun ve bir kanton tabii ki işgal halinde şu an Afrin. Özellikle de Kamışlo kantonunda cereyan eden yeni toplumsallaşma dinamiklerine, perspektiflerine bakmak gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi isyan alanının karmaşıklığı, dünyadaki isyan alanının karmaşıklığı, toplumsal mücadeleler, yani şöyle söylemekte, toplumsal hareketlerden başka bir alana doğru giden yeni bir beklenilmeyen dalga ile karşı karşıyayız. Hani Orta Doğu alanı da, Avrupa alanı da, Batı alanı da, Asya alanı da bu beklenilmeyen karşı iktidar ve karşı kültürel yeni dalganın etrafında kendini siyasal algısını oluşturuyor dersek yanlış olmayız. Buna Felix Kattari'nin moleküler devrim kavramı vardı. Aynı adlı kitabında da bahsettiği toplama yazılarını oluştu tabii ki. Yeni bir mikro devrimci eğilimin olduğunu söylemek ve heterojen bir gerçekliğin belli kodlarının sırlaştığını söylemekte fayda var. Şimdi yeni özgür Felix Kattari ile 1984 sanırım Antonio Negri'nin 1984'te yeni özgürleşme alanları diye ufak bir kitapları vardı.
İnanılmaz bir perspektif tutan, akıl açan kitaplardan biriydi. Birçok arkadaşıma ve öğrenci arkadaşa bu okuma çerçevesinde karşıma girmekteydim. Ve bunun, yani 1984 sonrası durumu anlatan bu şeyin, artık çatışma ve savaş dönemlerinden çıkan Kürtlerin de yaşadığı bir durumdan çok uzak olmadığını, yani Kürtlerin de bu dünyada herhangi bir kalkışma biçimi ya da herhangi bir orman yangını, herhangi bir iklim değişikliğinin etkisi altında bir siyasallığın güncel yerleşkesi içine yerleştiğini söylemekte fayda var. Dolayısıyla bu artık demin dediğim gibi mağduriyet rejimlerinin içine oturan yerarşik ya da kronik okumaların pek dışında bir şey. Yani hatta örgütçü, Marksist-Leninist, merkeziyetçi okumalarında, 20. yüzyıl başlarındaki Ortodoks okumalarının da pek dışında bir şeyden bahsediyorum. Yeni Kürt öznerliğinden bahsediyorum ya da gelmekte olan yeni Kürt öznerliğinin dinamiklerinden, siyasetinden, siyasallaşmasından bahsediyorum ya da formundan bahsediyorum demekte fayda var. Negri ve Michel Hart çoklu kitaplarında şöyle demişlerdi. Felsefi bir çalışma, ne devrimci siyasi karar için zamanın yaklaşıp yaklaşmadığını söyleme yeri, ne de ne yapmalı, yani 20. yüzyıl sorusu, Lenin'in sorusuydu bu, sorusuna cevap veriyor bugün artık. Yani bu sorulara cevap vermiyor anlamında söylüyor. Sorunun yanıtı yeni bir iktidar mübadelesini arzumak ya da kapitalizmin maddi ya da manevi olmayan emeği sömürürken bugün içine yerleştiğimiz durum, prekarite ya da vulnerability gibi şeylerin içine yerleşen yeni toplumsal tahayyülü algılamak değil, belki onun içinde olanlar olarak iktidarın bütün iddialarının sarsılacağı yeni bir mikropolitik teorinin ya da pratiğin oluşturmasını sağlamaktır. Şimdi bunu derken Negri ve Hart aslında en son meclis kitaplarında da Rojava devrimine atıfta bulunuyorlar ve önemsiyorlar zaten. Orada da David Graeber gibi Rojava devriminin ve Rojava alanının yeni özgürleşme pratiğinin sadece Orta Doğu için bir ya da Kürtler için bir özgürleşme meselesi değil, aynı zamanda dünyadaki direnen bütün öznerlikler içinde bir alan olduğu, temel faktörler alanı olduğu için de tartışmaya aralıyor. Şimdi ulus aşırı küresel kapitalizm çağında bu neyi ifade ediyor? Yani bir yandan sermayenin artık ulus aşırı bir alanda bu kadar gezici bir şekilde kendini sirküle ederken otoriter rejimleri destekleyen bir kontrol polisinin ortaya çıkması, bu özellikle korona ve post korona dönemi dikkate aldığımızda bunu çok daha iyi sanki tespit edebiliyoruz. Ama diğer taraftan da elbette inanılmaz korkunç boyutlara varan ekolojik travmanın ya da patolojinin ortaya çıktığı bir zamanda Kürtlerin toplumsal ekolojik sözleşmesi ya da müştereklik alanlarındaki yapısal kurumsallaşması ya da kurucu öznelliği neyi ifade ediyor? Yani belki de hani bu ikinci, üçüncü aşama birbirine girerek devam edecek. Hani zaman kıtlığımızdan kaynaklı olarak da bunu çok istediğimiz gibi hızlı bir biçimde söyleyemeyeceğiz. Ama şunu diyebiliriz ki başkaldırılarının ortaya çıktığı meydanların, işte hani Gezi direnişi, işte Asya'daki, Çin'deki direnişler, Ukrayna'daki direniş ya da Fransa'daki farklı farklı zamanlardaki işte gece ayakta veyahut da sarı yelekliler ve başka işte prekarite karşıtı direnişleri, SFP direniş, yani 2005-2006'daki bu farklı farklı direniş biçimleri, meclisler veyahut da bu kalkışma alanları bize şunu gösteriyor ki yeni bir muhalefet zemininin, ekoloji kadın hareketi, işte bu maddi olmayan emeğin tartışma, yani kognitif proletarya dediğimiz maddi olmayan emeğin içine yerleştiği durumun tartışılmasını, prekariteyi ve hatta daha da korkunç boyutta işsizliği ve göçmen hareketinin şu an içine yerleştiği birçok şeyi, ırkçılık ve faşizmi de tartışmamızı sağlıyor. Bunların hepsi en son Afgan, Taliban'ın yani bir despotik rejim örneği olarak Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra ona baş kaldırmaya ve ses çıkarmaya çalışan kadın, Afgan kadın direnişçilerle Kürt kadın direnişçilerinin nasıl dayanıştığını görmeye başladık. Rojavalı Kürt kadın direnişçilerinin anında bir bildiri yayınlayarak Daesh'e karşı zafer elde etmiş bu öznerliğin
Sadece Afgan kadınlarıyla dayanışmak değil, aynı zamanda Afgan kadınlarının bu erkeklik rejimi karşısında, bu despotik erkeklik rejimi karşısında nasıl, hangi anlamda, ne tür bürokrasileri yıkabilecek bir kapasiteye sahip olduğunun enerjisini ortaya koyuyor ve dolayısıyla isyanlar sanırım burada, yani özellikle kadınların içinde olduğu, çocukların içinde olduğu, gençliğin içinde olduğu ama ekolojik hareketin içinde olduğu ama aynı zamanda işsizlerin ve elbette ki sömürülen işçilerin hepsinin, emeğin de içinde olduğu bu direniş biçimleri bugünkü içinde olduğumuz duruma bir şerh koyuyor. İşte Kürt alanındaki bütün tartışmalar biraz bunun etrafında artık dönüyor. Güncelliği buradan geliyor. Çünkü Ortodoks Marksist okumaların etrafındaki sadece ulusların kendi kaderini değil, elbette ki Kürt halkının özgürleşme sebebi bu anlamda kendine ait bir tartışmadır. Yani özellikle antikolonyal refleksi, işte beyazlık okumaları karşısında veyahut da diğer farklı okumalar karşısında Kürtlerin kendi kaderine dair konuşma hakkı başka bir tartışma elbette. Hem Güney Kürdistan'da, hem Türkiye Kürdistan'da, hem Rojava'da, hem Rojhilat'ta, yani İran Kürdistan'da. Ama bizi burada bunun dışındaki başka şeyler ilgilendiriyor. Nasıl oluyor da bugün Kürt alanı çok hızlı bir şekilde küreselleşen ve küresel alanda bir sürü direniş biçimleriyle, mesela Zapata özgürlüğüyle buluşan, onlarla ilişkilenen ama diğer taraftan bütün dünyadaki sol dinamiği de etkileyen, özgürlükçü dinamikleri de etkileyen bir ihtivayı ortaya çıkarıyor. Yani patriarkaya, militarizme, endüstrileşmeye ama aynı zamanda geçme bürokrasi hareketine karşı yeni solun içine yerleştiği bu durum elbette ki merkezi olmayan, hiyerarşik olmayan, özel bir şekilde örgütlenen bir yeni Kürt öznerliğini gösterir dersek yanılmış olmayız. Şimdi dönem okumalarını tabii ki içine yerleştirdik. Yani demek istediğimiz şey şuydu, izimlerden kurtulmuş bir dönemin içindeki Kürtlükten bahsediyoruz. Bu izimlerin içine yerleşmek istemeyen, hani devam etmek istemeyen, başka başka farklı çizgilerin ortaya çıkıp kesiştiği bir dönemde yani başlı başına Kürt özelliğinin içinde belli farklı akışkan kimliklerin ortaya çıktığını söylemekte fayda var. Bunlar hem diasporadaki hafızayla hem geçmişteki Kürt siyasal direnişlerin hafızasıyla, Kürt entelijansiyasının hafızasıyla ama aynı zamanda yeni özgürleşme ve demokratik eşitçi bir sözleşmenin durumuyla ilişkilenerek çok iç içe geçen, post-merkantilist bir dönemde kendini göstermeye çalışan bir demokrasi, yani radikal demokrasi ve yurttaşlık hareketi, yeni bir dekolonyal yurttaşlık hareketi oluşturuyor ya da toplumsal ekoloji dinamiği oluşturuyor dersek dediğim gibi yanılmayız. Bu praksis bu anlamıyla Kürtlerin yeni konteksti içinde çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani meseleyi buradan bakarsak, hani bu başkaları ve ayaklanma dinamiklerinin nasıl oluyor da hem Rojava hem Chiapas hem de ZAT alanları, yani savunulacak alanlar dediğimiz Notre Dame, Fransa Notre Dame Delant'taki direnişçilerin hani permakültür ekimlerle toprakla uğraşarak komünalist ve ekolojik bir yaşam projelerini oluşturmak için havaalanı projelerine karşı, soylulaştırma projelerine, gentrification projelerine karşı nasıl mikropolitik bir deneyim yaşadıklarını ama aynı zamanda ZAT'ın, yani savunulacak alanın Rojava'daki direnişte de olduğu ve Rojava'daki direnişçilerin ZAT'ta da olduğu ve bugün Zapatistaların Chiapas'tan çıkarak dünyayı dolaştığı bir dönemde son uğrak alanlarının Kürt özgürleşme dinamikleri olacağı ve bu nasıl oluyor da bu alternatif yaşam ve pedagojik ve ekolojik deneyimlerin, dinamiklerin iç içe geçerek küresel alanda kendilerine cevap bulduğunu taşımamıza elbette fayda var ve bu benim bahsettiğim şeylerle çok ilişkili olarak ilerliyor. Yani bir yandan emeğe, paylaşıma, konuşulmaya, dayanışmaya, vergiye, çevreye, yani ekolojiye, özellikle suya, temiz suya ve açlığa karşı tabii ki ve konut ihtiyacına karşı, ama ekolojik bir konut ihtiyacına karşı vurgu yaparak ilerleyen ve bütün mikro kimlikleri, işte o disensus, belki Ranciere'in disensus kavramı burada önemli olabilir. Hepsini barındıran ama Kürt öznerliğin içinde elbette ki dekolonyal perspektifi de bunun içine yerleştiren bir durumdan bahsediyoruz. Yani keza bu direnişlerin hepsi kimlik mücadelelerinin pek ötesinde, deminki tartışmayı altını çizerek de gidiyorum. Kürtlerin kendi
Kimi kendine dair özgürleşme deneyimleri ve istekleri başka bir taşma. Bu anlamda postpolitik ve post üretim çağındaki bir yerleşkenin içinde mesela Kürt sanatçılarının eserlerine baktığımızda da bu müşterek işte özellikle ilişkisel estetik paydesini görebilmekteyiz mi? Yani bu konuda sanırım birçok farklı faktör sanatçının işlerini incelediğimiz zaman tam da bu Kürt öznerliğinin içine yerleştiği kırılgan dönemi, o çokluğun heteroklit sapmaların oluştuğu başka başka perspektiflerin nasıl kendini ortaya çıkardığını daha çok yani hem epistemik hem de ontolojik anlamda şahit olmaktayız. Yani bugün hangi kentler mesela direnişim mekanları haline geliyor ona bakmakta fayda var. Yani Beyrut, Santiago, Rojava, Tahran, İstanbul, Bağdat, Diyarbakır, Bolivya, Barcelona, Paris, Chiapas, Hong Kong, Tahrir, Madrid, Atina sokakları ve diğer alanlar artık bugünkü o beklenilmeyen isyan döneminin ya da kalkışma biçimlerinin anlam kazandığı bir deneyimi ortaya çıkarıyor.